Koku duyusu bozukluğu nedenlerine baktığımız zaman ise bunu çeşitli gruplara ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi burun kaynaklı nedenlerdir. En çok burun kaynaklı koku duyusu bozukluğu yapan nedenler burun tıkanıklığı yapan hastalıklardır. Bunlar nelerdir? Burun kemiği eğriliği, burun içerisindeki konkaların, burun etlerinin şişmesi, burun içerisinde polip adını verdiğimiz özellikle alerjik durumlara bağlı olarak ortaya çıkan büyümeler veya sinüzit gibi durumlarda bizler koku duyusunda bozulmalar görebiliriz. Bunun dışında burun içerisinden kaynaklanan tümörlerde de koku duyusu bozukluğunu görmekteyiz. Koku duyusu bozukluğu yapan diğer nedenlerden bir tanesi de beyin kaynaklı nedenlerdir. Burada da karşımıza en çok Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar ortaya çıkar. Gene aynı zamanda demans gibi, bunama gibi durumlarda da koku duyusu bozukluğuyla karşılaşmaktayız. Bir diğer neden de özellikle kafa travmaları, bizim şu an ülkemizde sık karşılaştığımız koku duyusu bozukluğu nedenlerinden bir tanesidir. Trafik kazalarına bağlı ortaya çıkabilir veya yüksekten düşmelere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bizim için en ileri derecede koku duyusu bozukluğu yapan nedenler de aslında kafa travmaları ve buna bağlı ortaya çıkan koku sinirindeki kopmalar ve zedelenmelerdir.